Açmıyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var acaba? Abla sürekli kafanda kötü şeyler kurup durma ne olur. Hasta olacaksın üzüntüden. Ay yiyelim bakalım. Afiyet olsun. Efendim Sinan. Zeynep, merhaba. Evde misin? Evet, evdeyim. Müsaitsen bir 5 dakika uğrayabilir miyim? Tamam olur. Bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Sinan geliyor. Turnayla mı ilgili acaba? Bilmem. Belki de başka bir şey için geliyordur. Senin için mesela. O ne demek? Yapma abla. Sinan Bey'in sana nasıl baktığını gördüm. Duru rica ederim. Niye ki? Bence gayet hoş bir adam. Yoksa senin aklında başka biri mi var? Duru, canım. Ben Turna'dan haber alamıyorum diye ne haldeyim? Sence bunlarla ilgilenecek bir durumda mıyım ben? Abla insanın başına böyle şeyler küt diye gelir. Uygun zamanı beklemez ki. Ha, bak sen. Çok da iyi biliyoruz böyle şeyleri ha? Yani yok yani başka hoşlandığım biri. Hayır yok. Olmasını da istemiyorum. Şu an tek derdim kızım. Geç. Buyurun. Cengiz'i aramıştım ama yanlış geldim herhalde. Yo, doğrusun. Cengiz burada. Buyurun. Cengiz! Cengiz! Buradayım. Cengiz! Kim bu kadın? Cengiz sen bana mahsus mu yapıyorsun ya? Demek sen de geldin ha? E tabii. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer neresi? Kürkçü dükkanı. Cengiz kime diyorum ya? Beni neden çağırdın? Kim bu kadın? Aa! Cengiz yapma! Cengiz yapma hamileyim yapma. Görebildiniz mi Tuna'yı? Zeynep Hanım önce bir sakin olun lütfen. Tamam iyiyim ben Tuna. Maalesef evde kimse yoktu. Zili çaldım ama kimse açmadı. Nasıl ya? Niye açmadılar ki? Cengiz gelmiş olmasın, bir şey yapmış olmasın. Ha? Zeynep Hanım dur bir sakin olun lütfen. Sakinim ben ya. Neden herkes bana bunu söylüyor? Çok sıkıldım artık bunu duymaktan. Tuna onların elinde olduğu sürece ben sakin olmayacağım. Anlatabiliyor muyum? Zeynep Hanım tamam lütfen durun beni bekleyin bir. Nereden çıktı lan bu hamilelik? Oğlum yapma günah bak hamileymiş. Oğlum mu? Sen kimsin ki? annesiyim. Öpeyim anne. Yok. Kusura bakmayın. Ben bilemedim. Önemli değil. Melek öpsene babaanneni diye. Lan kes! Sanki babasıyım da o babaannesi olacak. Sen gel bakayım benimle. Cengiz. Bırak şimdi öyle gelin kaynan oyunlarını. Polisle bir olup bana kumpas mı kurdun lan? Hayır Cengiz'im, ne kumpası ya? Şule bak, bana salak muamelesi yapma. Paraları alıp Tahir'le mi yiyecektin? Hayır, ne parası ya, ne yemesi, hiç öyle bir şey olur mu? Benim zaten polislerin geldiğinden haberim bile yoktu. Zeynep karısı karıştırdı her şeyi. Karnında senin çocuğunu taşıyorum Cengiz ya. Bir de o mesele vurulan. Sen o çocuğu kimden peydahladın? Nasıl? Hı? Senden tabii ki. Şule bak, beni yorma. Necmi'den mi, Tahir'den mi? Senden Cengiz'im, vallahi billahi senden ya. Öyle mi lan? Hala yalan mı söylüyorsun lan sen bana? Yalan söylüyorum Cengiz. Yalan mı söylüyorsun lan? Tahir'den mi, Necmi'den mi, delirtme. Sen dur ben daha anlayacağım sen kimler olduğunu. Cengiz, çocuğun var, ne olur tamam, yapma. Tamam, başlayacağım ben senin. Kızına da başlayacağım, o bebeğine de başlayacağım senin. Sen kime yalan söylüyorsun lan? Sen yalan söylemiyorum lan. Annemin kocaman güzel gözleri. Sen kimsin? Saniye yok mu? Bugün ev müsait değil Cemal. Sen yarın gel. Hatta yok sen haftaya gel, haftaya. Tamam. İlla ki bir oda müsaittir. Olmaz dedim ya Cemal. Çekil. Cemal. Allah Allah. Hem çağırıyorsun Cemal, hem müsait değilim diyorsun. Cemal. Biraz mutfakta otur, olur mu? Hadi. Cemal. Hadi bak, haftaya gel. Haftaya gel ha. Bugün hiç müsait değil. Saati çok. Hadi git, haftaya gel hadi. Ne oldu? Çok mu acıdı? Hı? Eğer dediklerimi yapmazsan daha fazla acıtırım Şule. Yapacağım. Hı. Hemen o Zeynep karısını arıyorsun. Çocuğu istemiyoruz, gelin alın diyeceksin. O da o yardakçı polisle birlikte buraya koşa koşa ayağımıza kadar gelecekler. Ben de o ikisini birlikte hapse tıktıracağım. Görün bakalım Cengiz'e tuzak kurmak neymiş ulan? Cengiz, ne lüzum var? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bizden uzak dursunlar işte. Şeytan görsün yüzlerini. Başına iş açacaksın. Ne gerek var ya? Anlamıyor musun? Kaç kere diyeceğim. Bugün müsait değilim. Kur şu sofrayı da neşemizi bulalım. Haftaya gel, ben sana çok güzel bir sofra hazırlayacağım. Hadi git şimdi. Söz verdin bana. Bütün işimi gücümü bırakıp geldim. Ne oluyor lan burada? Kim lan bu? Ne yaptın kendine? Ben sana göstereceğim. Ulan sana benzer. Dur kardeş, yapma, vurma. Dur. Geber ulan. Öldüreceğim ulan ben seni. Vurma kardeş, yanlış yapma. Cengiz dur, yapma. Kırın ulan ben seni. Ulan eşini çok öldüreceğim. Kardeş seni öldüreceğim. Annemin sesi. Ters bir durum olsa duyardık. Lütfen daha fazla üzmeyin kendinizi. Elimde değil. Keşke izin vermeseydim Turna'ya alıp gitmesine. Kendinizi suçlamayın. Ne yapabilirdiniz ki? Turna yurtta kalırken bir gece bana ne dedi biliyor musunuz telefonda? Beni yine kaçır anne. Belki de onu dinlemeliydim. Ama bu hem ona hem size zarar vermekten başka bir işe yaramazdı. Bence böyle bir şey yapmamanız daha iyi olmuş. Bilmiyorum. Aklım çok karışık. İnanın ne yapacağımı bilmiyorum artık. Efendim? Zeynep, ben merak ettim. Şule'den haber var mı? Hayır, yok. Biz Ali Bey'le beraberiz. Biraz önce baktık eve, yoklardı. Anladım, anladım, tamam. Ben şimdi telefon sinyallerine baktıracağım. Nerede olduğunu öğreniriz. Yapabilir misin bunu? Bir şekilde halletmeye çalışacağım. Merak etme. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Alo. Hakan merhaba. Sinan ben. Senden özel bir şey rica edebilir miyim? Bir telefon sinyalinden birinin nerede olduğunu öğrenmem gerekiyor. Ama baştan söyleyeyim, savcılık iznim yok. Eğer yapamam dersen... Evet, evet biliyorum. Tamam. Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Eyvallah, eyvallah dostum sağ ol. Yazıyor musun? Numarayı söylüyorum. Cengiz abi. Ne var lan? Acıyor. İyi. Cicağından gelince sever okşar. Geçer. Ne oldu kız? Cicağından dünce çok mu mutlu oldun? Ha? Hemen yüzün güldü. Ama bak ben şimdiden 5 dakika geç kaldı. Vallahi çok umutlanma. Belki gelmez. Belki unutmuştur seni. Ha? Ha, geliyor. Alo. Ha, bir ihbarda bulunacaktım. Adapazarı yakınlarındayız. Evet. Sakar teyze! Turna! Kıpırdama! Sen kimsin lan? Zeynep öğretmen nerede? Ben bakıcısıyım, ben geldim. Ya dur orada! Bak ben bakıcı tanımam kadın. Zeynep nerede? Ya ben geldim diyorum işte, beni yolladılar, ne yapayım? Tamam, bir adım daha atarsın kızım. Sakin ol, dur buradayım, tamam, tamam. Tuzaktan korktu değil mi ama tuzak kurmaktan en iyi o anlar. Silahsız adamı vurdurmayı, sevgilisiyle bakıcısını öne atmaktan o anlar. Tuzağın Allah'ını kuracağım. Ya ne fark eder, ben geldim işte. Zeynep ya da ben, ne fark eder, bırak çocuğu. Bin kız arabaya. Hayır, ne olur, ben geldim işte. Sakın. Bak kıpırdamaz, gebertirim seni. Bana bak, o çocuğa bir zarar verirsen seni mahvederim. Öldürürüm adam seni. Öldürürüm seni. Dur lan, korkma. Korkma yavrum, korkma kuzum. Dur, korkma. Gönül Hanım. Kurtaramadım ben çocuğu. Tamam. Hadi gidelim. Yüzü benim kesin. Ya. Zeynep. Merhaba. Ya ben evde duramadım. İçim hiç rahat değil. Ne yapacağımı da bilemedim. Çıktım geldim işte. İyi yapmışsın gel. Yeni bir problem yok değil mi? Yok da... Aslında dün seninle konuştuktan sonra Şule aradı. Gel Turna'yı al dedi. Ama konuşmasında bir tuhaflık vardı. Ben de korktum. Gitmedim. Bir tuzak olabileceğini düşündüm. İyi yapmışsın. Ama Ali Bey ve Gönül Hanım gittiler. Ve hala da haber yok. Ya Zeynep, neden bana haber vermiyorsunuz? Neden tek başınıza iş yapıyorsunuz? Geçen seferki gibi olmasından korktum. Anlıyorum. Ben hak edilmesin. Biliyorum. Haklısın da. Ama seni tehlikeye atamazdım. Yani Cengiz orada sana bir şey yapmaya kalksa kendini nasıl savunacaktın? Ha? Oraya görev dışı geldim. İzinsiz geldim. Yani ben oraya bir polis olarak gelmedim. Sinan olarak geldim. İzinsiz. Mesleğimi, kendimi, senelerimi riske attım. Sırf seni riske atmamak için ben açığa alınmayı bile göze aldım. Ve ben bunu hayatımda daha önce hiç yapmamıştım. Özür dilerim. Özür dilerim, çok yüklendim sana. Hiç işin olmadığı halde ilgileniyorsun bunlarla, biliyorum. Teşekkür ederim. Ben bir Ali Bey'i arasam mı acaba? Bence biraz daha bekleyelim. Yan yanalarsa problem çıkabilir. Haklısın. Ali Bey arıyor. Alo, Ali Bey. Zeynep Hanım, maalesef size iyi haberlerim yok. Ne oldu? Cengiz Turna'yı aldı gitti. Engel olamadık. Üzgünüm, gerçekten tuzakmış. Anladım. Şimdi Gönül Hanım'la beraber dönüyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Alamamışlar Turna'yı. Tuzakmış. Hadi iç şunu kızım. İstemiyorum. Ama kahvaltı da etmedin. Karnındakini düşün. Hala ses yok Cengiz'den. Benim derdim Cengiz de değil zaten. Senin oğlunun gözü kara. Her türlü belaya girer. Maşallah hiçbir zarar görmeden de çıkar. Ama bu sefer niyetlendiği şey... Neyse. Benim vicdanım rahat. Ben elimden geleni yaptım. Eğer mesajı aldıysa gelmemesi lazım o Zeynep'in de. Bu... Zeynep kim? Yani Melek'le Cengiz'le ilgisi ne? Boş ver anne ya. Zor günler geçirdi benim Cengiz'im. Manyak bir babası vardı. Gerçi pek görmedi. Sonra bir de üvey babası oldu. Ama... Yani babalıktan anlamaz o. Arabadan dışarı çıkmayacaksın. Cengiz! Cengiz! Zeynep gelmedi. Ama ben yapacağımı biliyorum Şule. Cengiz, lütfen. Geride bırak artık her şeyi. Ne olursun, gelmezse gelmemiştir. Ne olacak yani? Bundan sonra yeni bir sayfa açalım hayatımızda. Annenin yanında yaşayalım, ne olursun. Şule, bitti. Buraya kadarmış. Bu hayatta kimse bana oyun oynayamaz. Oynayan bedelini her zaman ağır ödedi. Her zaman bedelini ağır ödedi. Ya o Zeynep karısı ayağıma gelecek. Ya da Selim ölecek. Ne yapacaksın o zincirle Cengiz? Benim için anca böyle soğur ha. Ne yapacaksın o zincirle? Benim çocuğumun suçu ne? Niye ondan intikam alıyorsun Cengiz? Cengiz! Cengiz! Cengiz aç! Cengiz kapıyı aç! Cengiz aç! Çocuğun ne suçu? Cengiz! Cengiz!